Çalışabilmesi için veriye ihtiyaç var. Bu rejim merkezi dizayn edilirken veya işte kurulurken asıl amaç içimizde yapacağımız bütün çalışmalara esas olacak veriye ulaşmak. Veriye yön verdiğinizde gelişebiliyorsunuz, kalkınabiliyorsunuz. Bunun bir örneğini geçtiğimiz günlerde İçemizin de, ilimizin de muhtemel yaşayacağı bir hava muhalefetinden dolayı antrenmanı yapmış olduk aslında. Bütün kurumlar ellerindeki verileri göstererek hava muhalefetini önceden öngören bir toplantı yaptık. Bu toplantıda hangi alanlarda eksiklerimizin olduğunu, hangi alanlarda iyi pozisyonda olduğumuzu gördük. Muhtemel 3 kilometre hızındaki metrekareye 100 kilogram yağmur düşmesi durumunda içimizin hangi sorunlarla karşı karşıya geleceğini önceden analiz edebiliriz. İçimizin bundan önceki süreçlerde bu tür felaketlere karşı hangi hafızasının olduğunu gündeme getirdik. Buradan bir veri oluşturarak öngörüde bulunup krizle nasıl mücadele edilir bir antrenman da yapmış olduk. Bu yaşanabilecek bir doğal afetle ilgili bir senaryoydu. Önce lafsekimiz çok alanda gelişiyor, büyüyor. Başkanım buyurun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. İlçemiz birçok alanda büyüyor, altyapısı gelişiyor. Yerel yönetimlerimiz şehri yeni altyapıyla kavuşturuyor. Beraberinde şehrimiz, ilçemiz 1915 Çanakkale Köprüsü ile beraber ciddi anlamda nüfus almaya da başladı. Ciddi yapılar yapılması. Bu şehirle beraber daha sistemli bir şekilde yönetebilmek elde edilecek olan yeni verilerin yorumlanmasıyla mümkün. Bu verilerle beraber hangi veriler doğrultusunda harekete geçireceğiz? Bugün bunun bir istişaresini yapacağız. Eğitimden sağlığa, altyapıdan yatırımlara, ekonomiye kadar bütün değerlendirmeleri, verileri bir araya toplayacağız. Bununla birlikte yani hangi alanlarda eksik olduğumuzu tespit edeceğiz. Buna yönelik çalışmalar yapacağız. Amaç bu planlamaların hepsinde ortak aklı ve ilçemizin yaşaması muhtemel sorunlarını önceden öngörerek çözümler üretmek. O yüzden katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Toplantının hayırlara